Merhabalar. Alzheimer hasta ve yakınlarının ve onları tedavi eden hekimlerin uzun süredir bekledikleri Alzheimer aşısı nihayet 7 Haziran'da Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA tarafından koşullu ve geçici olarak onaylandı. Ancak bu onaylama süreci sorunlu bir şekilde gerçekleşti. Çünkü 10 üye bu karara red, 1 üye ise çekimser yönde oy kullandı. Bu onayın ardından konunun uzmanlarınca lehte ve aleyhte tartışmalar başladı. Bu tartışmaların nedeni aducanumab etken maddeli Aduhelm adlı bu ilacın FDA sunulan dosyalarında klinik yararlılığının yeterince gösterilememiş olmasından kaynaklanıyordu. FDA bu klinik etkinliğin yeterince kanıtlanamamış olmasına rağmen onay vermesini ise şu gerekçeyle açıklıyordu. Alzheimer hastalarının beyinlerinde yoğun bir şekilde beta amiloid plaklar yer almaktadır ve bu ilaç yüksek dozda ve uzun süre kullanıldığında bu plakların yoğunluğunu azaltma başarısı göstermektedir ve bu bir klinik iyileşmeye dönüşebilir. Bu onay 2029 yılına kadar geçerli ve bu süre içerisinde üretici firma ilacın klinik etkinliğini gösteren yeterli kanıtlar, çalışmalar sunamaz ise bu onay sona erecek ve ilaç piyasadan çekilecek. Elbette ki bu süre içerisinde klinik etkinliği daha güçlü bir ilaç geliştirilemez ise söz konusu firma mevcut ilacın klinik etkinliğini gösterebilmek için büyük bir gayret içerisinde olacaktır. Elbette ki bu süre içerisinde tartışmaların bitmeyeceği bir gerçek. Ancak daha iyi bir alternatife sahip olmayan hekimler ve hastalar bu ilacın olası etkinliğine karşı şanslarını deneyecek gibi görünüyor. Şu ana kadarki öncül çalışmalarda Aduhelm'in Alzheimer hastalığının patolojisinde yer alan beta amiloid plakları uzun süre ve yüksek dozda kullanıldığında temizlediği gösterilmiştir. Firmanın FDA'ye sunduğu 3 çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalar toplam 3482 hastayı kapsamaktadır. Çalışmalar çift kör, plasebo kontrolüdür ve farklı dozlar uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Seçilen hastalar Alzheimer hastalığının başlangıç döneminde olup veya henüz Alzheimer tanısı almamış, hafif bilişsel bozukluğu olan hastaları kapsamaktadır. Firma çalışmaları farklı dozlarda ve 18 aya kadar uzayan sürelerde gerçekleştirmiştir. En iyi yanıtı 10 mg bölü kilogram dozunda elde etmiş ve tedavide kalış süresi uzadıkça beta amiloid plakların temizlenme oranının arttığını göstermiştir. Beta amiloid plakların izlenimini PET yöntemleriyle gerçekleştirmiştir. Beta amiloid plakların sadece Alzheimer hastalığında görülmediğini, normal Alzheimer hastası olmayan insanlarda da %25 hatta %67 oranlarında tespit edilebildiğini bilmekte fayda var. Aduhelm, amiloid beta plaklara yönelik bir antikordur. Bir saatlik bir süre içerisinde damardan uygulanır ve her 4 haftada bir tekrarlanır. Tedaviye başlangıçta düşük dozlardan başlanır. Her ay doz artırılarak 7. ayda etkin olan doza ulaşılır. Bu uygulamalarda önemli yan etkiler de bildirilmiştir. Bu yan etkilerden en önemlisi beyin yüzeylerinde şişme ve noktasal kanamalardır. Hastalarda %41 oranında rastlanan bu yan etki sonucunda bulantı, baş ağrısı, kusma, görme bozuklukları ve bilinç değişiklikleri ortaya çıkmıştır. Bu yan etki büyük oranda geri dönüşümlü bir yan etki olmasına karşın aralıklı MR kontrolünü ve gerektiğinde de tedavinin sonlandırılmasını gerektirir. Aduhelm'in Amerika Birleşik Devletleri'nde koşullu ve geçici bir onay alması ülkemizde de onaylı olduğu anlamına gelmez. Ülkemizde tıbbi cihaz ve ilaç kurumu tarafından onaylanmadıkça ruhsatlı bir ilaç olarak kullanılamaz. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde bu ilaç onaylanmaz ise ülkemizde de onaylanması oldukça zor bir ihtimal olarak duruyor. Aduhelm'in Türkiye'de ruhsat alması durumunda gündeme gelecek en önemli konu maliyettir. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde bu ilacın yıllık maliyeti şu an için 56 bin dolardır. Klinik etkinliğinin yeterince kanıtlanamadığı bu ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanma ihtimali oldukça güç bir ihtimal olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu karşılama gerçekleşir ise bu kez de
ödeme kriterlerinin oldukça zorlayıcı olacağı düşünülebilir. Bu maliyet nedeniyle önümüzdeki yıllarda bu ilacın plaseboya karşı üstünlüğünün, yani klinik yararlılığının gösterilmesi de yeterli olmayacaktır. Mevcut halde kullandığımız daha ekonomik ilaçlardan da üstün olduğunun kanıtlanması gerekir. Tüm bunlara rağmen unutulmaması gereken nokta şudur ki Aduhelm ile ilgili tecrübeler 18 aylık tedavi süreçlerine dayanmaktadır. Bu ilacın daha uzun sürelerde kullanılımında klinik yararlılığın da ortaya çıkması durumunda, ki zaten şu anda ispat edilmiş olan beta amiloid plakların oranını azaltması yarada dikkate alındığında Alzheimer hastalığının tedavisinde önemli bir basamak teşkil edecektir.